Eğer senin de takımına her maç toksik veya troll insanlar geliyorsa ve bunlar yüzünden artık sinir katsayın arttıysa, delirmek üzereysen öncelikle bir sakin ol. Derin bir nefes al çünkü bu videoda sana rage geçirmemeyi öğreteceğim. Bu video sayesinde adeta kuş gibi olacaksın. Karşına gelen knife game atıp 45 vuran Reyna veya takımına gelip 2 vurup almute atıp sadece koşarak ölen Jett artık seni sinirlendirmeyecek. Fakat videoyu geçmeden önce şöyle bir abone olup videoyu da beğenirsen tadından yenmez. Yani bir aramızdaki samimiyeti orada bir yakalayalım. Anlatabiliyor muyum? Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi videoya geçelim. 1 numara, rahatlatıcı bir hobi edin. Bu dizi izlemek olur, film izlemek olur, herhangi bir aktivite yapmak olur veya dümdüz YouTube'dan komik bir video izlemek olur. En basiti rahatlatıcı video yazıp rahatlatıcı video izlemek olur. Ama kesinlikle kulak ASMR falan dinlemek olmaz. Bunlar mantıklı şeyler değil. Bunları yapmayın lütfen. Lütfen bunları dinlemeyin. Bunun gibi şeylerle kendinizi en azından sinirlendikten sonra bir rahat ettirin, bir rahatlayın, bir kalın abi. Kal ya, hava ya. Bunun gibi aktiviteler yaparak en azından birazcık daha rahatlayıp en az maçın stresini üzerinizden atabilirsiniz. Ve ikinci maça girdiğinizde daha sağlıklı bir kafayla girmiş olursunuz. 2 numara, taktiklerinizi değişin. Her round A tarafında oynayıp hep A tarafında da unlucky bir şekilde öldüğünüz zaman sürekli oraya gidip inat etmek yerine bir taktik değiştirin. A'ya gidiyorsanız bile farklı bir pozisyonda kalın veya hiç A'ya gitmeyin. Gidin B'yi tutun, C'yi tutun, mid'i tutun, farklı bir yeri tutun. Farklı bir taktikle oynayın. Kendinizin nerede hata yaptığını anlayın. Hep ben anlaki ölüyorum ya falan filan değil de ulan acaba nerede yanlış yapıyorum? Bu nasıl yakalanıyorum ben buna falan gibi düşünün. Anladın? Çaktın mı köfteyi orada bak. Çünkü sen sürekli aynı yerde aynı şekilde ölüp tilt olduktan sonra takımına da kötü etki oluyorsun, kendine de kötü etki oluyorsun ve sonra ben niye stuck kalıyorum bu rankta ya falan filan oluyorsun. Bu yüzden en azından maç içinde olabildiğince kendi hatalarını ele almaya çalış. Rakibi bir analiz et. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nerede, nasıl oynuyorlar. Ona göre pozisyon al ki anlaki ölme veya hiç o side'ı tutma git, farklı side'ı tut. Kendini oyuna geri sokmaya çalış. Hop, valodrop.com. Artık Valorant'ta da kasa açmak mümkün. Sponsorumuz Valodrop sayesinde cases kısmından tıpkı CS'deki gibi kasa açabilir. Ayrıca case battle kısmından da arkadaşlarınızla veya farklı insanlarla kapışabilirsiniz. Kay birazcık daha. Hadi köyüne Yasir. Ayrıca siz de hesap açıp deşvik kodunu kullanırsanız 35 coin hediye alıp buradaki 35 coin'in altındaki kasalardan yararlanabilirsiniz. Peki nedir bu coin? Coin sitedeki para birimidir ve her coin 1 VP'ye eşdeğerdir. Ayrıca her gün sitede en çok oyun oynamış kişiye 10.000 VP hediye edilir. Üstelik buradan deposit deyip siteye para yatırırken de buradaki affiliate kod kısmından Deshoki'yi yazarsanız %10 yatırım bonus kazanırsınız. Ve bu sayede ekstra coin kazanmış olursunuz. Ben sizin için hemen şurada örnek bir kasa açacağım. Bir Jetman'in kasası vardı, onu gözüme kestirdim ha. Babacım. Geliyor. İzle. O kaç VP lan? Bu ne oğlum? Ay en ucuzu geldi. Ay. Bir tane daha, bir tane daha. İnandık, inandık. Ihk ulan! Ihk! Mesela şu an 325 VP. Yani ben 325 VP kazandım az önce. Çok beklemeye gerek yok. Siz de hemen aşağıdaki linkten gidip benim kodumla 35 coin'inizi kapıp bedava kasa açabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Hadi videoya devam edin. 3 numara, rakibi kışkırtma. Abi şunu çok görüyorum. Böyle bizim takıma da geliyor. Bir yerde iyi oynuyor, bazen kötü oynuyor. Çoğunlukla kötü oynuyor bu arada. Ve rakibi kışkırtmaya laf sokmaya başlıyor. Öldüğü zaman yine küfür etmeye başlıyor. Chatmet yapıyor böyle. Anladınız o tipleri. Gider mesela A main'den açılır Ascent'te. Ölür. Daha sonra der ki ya orospu şansını bak senin ben ananı avradını yurdunu yolunu sopunu sülaleni her şeyini cibiliyetini ibiliyetini Bu ne küfürdür arkadaş ya? Bunun gibi şeyleri yapmayın abi. Bu çok saçma ve salakça bir şey. Siz bunu yaptığınız zaman rakip takım otomatik olarak diyor ki tamam abi bu tilt oldu. Hazır tilt olmuşken zaten daha tutamaz. A'yı tutuyorsa A'yı gidip zorlayalım. B'yi tutuyorsa B'yi gidip zorlayalım der. Zaten daha iyi oynayamaz. Adam tilt oldu çünkü. Bunu düşünür. Veya siz iyi oynuyorsanız yine kışkırtma yapmayın. Çünkü bu sefer rakip takım birazcık zeka sahibi bir insansa siz kışkırttığınız zaman bir süre sonra eğer kaybetmeye başlarsanız ki bu hep olan bir şey. Eğer kaybetmeye başlarsanız çok pis bir baskı bindirirler üzerinize. Hani bu sadece oyunla değil, chatten bir baskı olur üzerinize. Sonra dersiniz ki vah babam maçı kaybediyoruz. Vah babam 9-0'dan çevirdiler falan yaparsınız. Abicim o chat'i adam gibi konuşmak istemediğin sürece asla açma. Tamam mı? Birine sövmek için iyi veya kötü anlamda asla kullanma. İkinci bir taktik olarak rakip eğer sizi kışkırtıyorsa siz ne yapmalısınız? Bunu söyleyeceğim.
Bu evrensel bir taktiktir. Herkesin bildiği bir şeydir. Fakat eğer rakip sizi kışkırtmaya çalışıyorsa, siz ona daha kışkırmadığınızın, daha üstün olduğunuzu göstermeye çalışın. Ya bu çok garip bir hayvansal şey gibi, belgesel gibi oldu ama. Yani rakip sana chatten örnek veriyorum, işte çok kötüsün dostum, bu nasıl oyunculuk falan filan yazıyorsa, bu sana üstünlük belirtisi yapmaya çalışıyor ve seni tilt edip oyundan soğutmaya çalışıyor. Halbuki işin arka planında o sana çok tilt oldu ve o sana çok tilt olduğu için bunu yazıyor. Seni tilt etmek için değil. Sen de haliyle o mesajı görünce sen de tilt oluyorsun. İşte tilt olmamak için ise böyle bir durumda en azından birkaç kere kill aldığın zaman, "Reyna dostum, bugün kötü günün mü? Bir vuramadın, sorun mu var?" tarzında siz daha bir tilt edici konuşursanız, sanki ciddiymiş gibi. O zaman adam otomatikman daha çok tilt olacak. Daha beter olacak. Bir kere vurduktan sonra dostum midden o şekilde piklenir mi? Ben, dostum da bu çok iğrenç bir laf da. Bir kere vurduktan sonra onu mesela, "Ya kanka midden öyle piklenir mi? Elbette vurdular seni" falan yazdığınızda daha tilt olacak. Bu sayede rakipte en azından birazcık daha üstünlük kurmayı başaracaksınız. Bu da ufak bir sizin karşınızda toksiklik yapmaya çalışanlara karşı bir taktik olsun, anladın mı? 4 numara, kendini asla muteleme. Abi bak, bizim Elo'da özellikle bu çok var. Adam tilt oluyor bir kişiye ve bütün herkesi muteliyor. Bu çok salak saçma bir hareket. Maçı tamamen satıyorsun. Yani o bir kişinin toksiklik yapıp kalan 4 kişiyi tehlikeye atarak sen de gidip tamamen kendini muteleyip aptalca bir oyun sergilediğin zaman komple sadece o 3 kişinin hakkına girmiş oluyorsun. Ve bu mantıklı bir hareket değil. Kendini niye muteliyorsun abi? Belki o 3 kişiyle beraber birlik yapıp 4 kişiyken bile o maçı kazanacaksın. İnanın bana abi. Zar zor şekilde 4 kişiyken maç kazanmak, 5 kişi olup böyle herkesin iyi oynadığı maç kazanmaktan çok daha keyifli. Hepiniz ağzınız ballana ballana böyle gidip, "Abi geçen 2 troll geldi, biz bir çevirdik, anasını satayım 2 troll varken maç kazandık ya" tarzında cümleler kullanmışsınızdır. Ama hiç böyle iyi bir takım geldiği zaman çoğunlukla anlatmamış. Çünkü size daha çok keyif vermiştir. O kötü durumdayken, dezavantajlı durumdayken kazanmak size daha çok gurur vermiştir. Böyle bir durumda da böyle iyi anları anlatmak veya en azından o maçı kazanmaya oynamak için kendinizi mutelememeniz gerekiyor. Sakin olun, bırakın akışına gitsin. İstediği yerde istediği gibi ölebilir, istediği yerde istediğini yapabilir. Siz tamamen bırakın abi, ne bok yiyorsa yesin. Maçı zaten ya %90 ihtimali zaten kaybedecek. En azından elinden geleni yap. Aksi halde zaten Riot iyice stuck bırakıyor seni. Riot'un dengeleme sistemi sağ olsun. İyice seni stuck bırak. 5 numara, toksik olup ortamı bozma. Kendini mutelemeyenlerin yanı sıra bir de bir kötü bir oyun sergilendiği zaman böyle toksik olup habire laf edip habire laf çarpan bir insansanız ve bunu hani bilmeden bilinçsiz olarak yapıyorsunuz, yapmayın. Sizin o konuşmanız takımınızdaki oyuncuyu bir tık tilt ettiği için adamın performansını daha kötü etkiliyor. Dümdüz normal bir dille, iyi bir anlatımla sakince, "Kanka şuraya şunu yaptığın için olmadı. Sen şuraya koyar mısın?" dediğin zaman o adam da zaten azıcık kafası varsa abi, azıcık saksısı çalışıyorsa sana normal bir cevap verecektir. Der ki, "Olur kanka, oraya atayım mesela. Olur kanka, onu orada yapalım" şeklinde iletişim kurmaya çalışın. Sizin toksik olup flame olup işte, "Yok Sage çok salak oynuyorsun, yok Cypher bir side tutamıyorsun" falan diye adamı zorbalarsanız o adam iyice performansını kaybedecek zaten, çünkü o da farkında tutamadığının, o da farkında zorlandığının. Böyle bir durumda bu adama destek olmanız lazımken sizi bu adamı düşürmeniz iyice maçı kaybetmenizi sağlıyor. 6 numara, bazen fedakarlık et. Şimdi size bir senaryo anlatıyorum. Rakip takım smoke atmış, mole atmış, slow atmış, bir şekilde durdurmuş sizi. Ve sizin o sayede girmemeniz gerekirken aptal entry'niz o sayede giriyor. Arkasından da artık duosudur, şeyidir, atlıyor anasını. Böyle bir durumda onların kesin öleceği yerde 3 ve 5 kalmanız yerine onlarla beraber girin. Aşırı saçma bir taktik olmadığı sürece siz de o taktiği destekleyin. Evet, size göre saçma geliyor olabilir, haklısınız. Ama elinizde o an daha iyi bir seçenek yok. Yani evet, düşünseniz belki daha iyi bir seçenek çıkabilir ama o adamın o anki aklına gelip ve kullanmak istediği seçenek bu. En azından aşırı saçma değilse o adamın yaptığı hareketi destekleyin ve akın abi. Ak git havaya. Ak git. İnanın bana, fark edeceksiniz. Bir tık daha kazanmaya başladığınızı. Ya zaten %90 kaybediyorsun. Takımında deli bir adam var. Ne yaptığı belli belirsiz. En azından onun trade'iyle veya onu baitleyerek oyun oynarsan ve bunu ona çaktırmamaya çalışırsan bir tık daha kazanma şansın artıyor. O yüzden bırak girsin. Arkasından ak gir. Sen adamı vur, şey et. 7 numara. Bunun bir oyun olduğunu hatırla. Bu en önemlisi abi. Çünkü buradaki saydığım her maddenin aslında çıkış noktası bu. Sizin bu oyunu, "Ulan hayatımdaki tek şey bu oyun, sadece bu oyunu oynayıp falan" gibi düşünmemeniz gerekiyor. Evet, zevk alıyorsunuz fakat farklı hobilerinizin de olması gerekiyor. Düşününce, "Ulan ben şunu da yapmayı seviyorum, şunu da yapmayı seviyorum" deyip oynamanız gerekiyor. Aksi halde sağlıklı düşünemiyorsunuz. Sağlıklı düşünemediğiniz için takıma da kötü örnek oluyorsunuz. Ve evet, sen, bu videoyu izleyen sen, rage geçirme hastası olan sen, her maç toksikleyip flame atıp milleti oyunu
oyundan düşüren sen. Ve sen bunun bir oyun olduğunun farkına varıp takımınla ona göre konuşup, ona göre plan yapıp, ona göre oynaman gerekiyor. Takımını zorbalayarak, küçük düşürerek, tilt ederek değil. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsın. Neyse, umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir de yorum bırakırsanız çok tatlı geçer. Seviliyorsunuz, görüşürüz.